Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun. Regaib gecesi. Regaib nedir? Regaib gecesi. Rahmet edilen şey. Rahmet edilen. Ne demek? Yasin. Harun. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ana rahmine düşmesi doğru mudur? Doğru. He? Doğru da abi herhalde güzel. Doğrudur diyor. Hiç baktınız mı? Ömrünüzde, bu akşam değil. Ömrünüzde Regaib diye bir ansiklopediden bir ilmi aldın baktınız mı? Ömer nasıl bilmeni şöyle açıp baktınız mı? Ömrünüzde ama. Aferin. Peki ölümle nereye gidiyorsunuz? Bu ne cesaret yani? Cahil cesaret tabii. Evet. Ölümü bayılmak mı zannediyorsunuz? Çok güzeldir de. Güzeldir yani. Güzel olana. Ama ömrünüzde bir regaibi baktın mı? Suat. Yok abi. Ya hiç uymuyor. Anne rahmine düştü. Uymuyor. Öyle hatırlıyorsun. Rastlamamışsın. Kitapta olmaz. Ha hatırlıyorsun. Evet. Çünkü rahm-ı madene düşme ile doğumu arasında tutmuyor. Peki Regaib okuyorum Miraç'ta. Regaib gecesinde ne olmuş? Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam terakki hayatının başlangıcının unvanı olduğu Miraç gecesinde Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam terakki hayatının zirve noktasına unvan oldu. Bir daha Regaib gecesi terakkiye başladığının mukaddemesi ilk. Birikimlerinin zirveye doğru gittiği, en zirve yaptığı gece Miraç gecesi. Tırıt, tırıt. Başlangıç dağın eteği, dağın tepesi Miraç. Peygamber Aleyhisselam 30 küsur tane Miraç'ı var. Miraç-ı Ekber-i Muhammed'i en büyüktür. Ekber deniliyor. Orada cismen ve ruhen gitmiş. Hangisinin bir tanesinde? Miraç-ı Ekber'in bir tane cismen ve bedenen diyor. Risale-i Nur'daki delilleri biliyorsunuz. Ben Elmalı'dan söyleyeceğim. Çok ilginç bir delil getiriyor. Abdina. Abdihi. Ab tabiri kullanıyor Miraç'ta. Ruhen olan bir şeye ab denmez. Diyor. Cismen olana abd denilir. Abd tabiri kullanıyor. Hatırladın mı Kavs? Miraç o ayette. Orada geçiyor bak. Hangisi? O Miraç'ın şeyinde geçiyor. Abd. Abdimizi. Evet. Subhanellezi esra bi abdihi leyle minel mescidi haram ile mescidi aksa mesbarek avlun li nureyem Nayatina ilah değil, abdina, abd. Abd denmesi için bedensel olması lazım diyor. Tabi ayaklı kütüphaneler var. Aklını esas almış, maddeye maddeden bakanlar var. Bunu kabul etmeyebilir. Ama bak nereden bakıyor adam. Miraç'a melekutiyetten bakıyor. Abd sıfatından bakıyor. Eşyanın arkasına eşeğe bakıyor. Filozoflar var. Aklı hakim yapmış. Oysa akıl alettir. Ben size bir misal vereceğim. Tamam. Akıl nedir? Akıl termometredir. Bilgi, malumat, sıcaklıktır. Termometre sıcaklığı gösterir. Ama bu sıcaklığı kim yapmış? Neye yapmış? Senin ne işine yarar? Öyle bir özelliği yok.
cihaz göstergedir. Akıl cihazdır. Gösterir. O kadar. Bunu ilme dönüştüren bu bilgiyi tasdiktir. Kutsiyete dönüştüren izandır. Bilmez ki bunları. Böyle radiyallahu anh, böyle İmam Azamları tövbe estağfurullah, Şafilere benzemeyen bunlar radiyallahu anh, büyük adamlar. Yerin dibine gidersiniz. İmam Azamlara, İmam Şafilere, İmam Rabbani Hazretlerine, Efendimiz'e, el uzatanlara, kasten uzatanlara dedim. Yerin dibine gidersiniz. Tamam. Bir tanesi gitti. Şimdi cehennemdedir. Bakayım ne yapıyor. Ya Şer Nuri vardı. Ya Şer. Ya Şer. Şimdi İslamsız oğlu var. Onun yanına göndereceğiz yakında. Peki. Akılla gidiyor. Ya bana hakaret etseler. Hiç umurumda değil ha. Mahkeme veriyorlar. Hakikaten ciddi ciddi yargılanıyorum. Umurumda değil. Fakat birisi İmam-ı Şafii'ye dil uzattı mı İmam Azam'a? Ben de ne oluyor ya? Sinirlerim bozuluyor. Yani şey, bir kemalat bir şey anlatmak için demiyorum. Öyle bir şey yok. Yani öyle değil. Ben de sinirlerim geriliyor ya. İmam-ı Rabbani Hazretleri dil uzattı mı? Sanki böyle ciğerime bıçak sokuyor. Acayipime gidiyor ya. Dayanamıyorum ya. Bak Elmalılı Hamdi yazır. Kudüs'e esrarhum. Abdina'dan cismen olduğunu oradan bile delil yapıyor. Çok tuhaf ya. Ya Rabbi ya. Alimlerini ben çok seviyorum. Elhamdülillah. Ya. Elhamdülillah. Her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'te 100'den geçer. Size bir şey söyleyeyim hemen. 3 ayların bir tanesinin adı nedir? Affedersin. He? Bu akşam girdi mi bir tanesi? Recep değil mi şimdi? Sonra? Şaban. Sonra abi? He. Hep Recep ne demek biliyor musunuz? Pek duymayacağınız bir yer. Çok. Recep denilen bir müekkel melaike var. Şaban denilen müekkel melaike var. Ramazan denilen bir müekkel. Cebrail gibi. O ayın müekkeli. Hani kova burcu, akrep burcu falan dedikleri var ya gibi. Bu ayın müekkel melaikesinin adı Recep'tir. Atları gibi demeyeyim. Yerin dibine battı birkaç kişi. Değerleri de batsın. Bu kutsiyeti adileştirmek için dini simge ve sembollere Türk filmlerindeki o alçak çukur insanlar Recep, Ramazan, Şaban diye dalga geçtiler. Ta ki vermesinler bu şair yayılmasın diye. Oysa Allah Resulü diyor ki İki çocuğu olup da bir tanesine benim ismimi vermene yazıklar olsun. Şimdi ne çıkarttılar? Ağır geliyormuş. Tamam. İsmin en hafifini koyalım. Hasan yerine Hans koy. He? Davut yerine David koy. Süleyman yerine Salomon koy. Allah Resulü ne diyor? Bunlar ne diyor? Arkadaşlar dininizi kimden öğreniyorsunuz? Farkında mısınız? Diyor. Peygamberin hadisidir bu. Nakli o kadar seviyorum. Tak hep böyle dikkat edersin naklediyorum. Hep Recep denilen bir Recep denilen müekkel bir melaike var. Onun şahs-ı manevisindeyiz şu anda. Melaike ha Mahmut abi. Aldı bizi içine inşallah. Bu her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'te 100'den geçer. Şimdi Allah desek, Allah'ta kaç tane ki harf var kavuz? Beş tane. Güzel. 4 tane harf var. Dik üstünde met sayılır 5. Ne kadar geçiyor diyor? En az 100'den geçiyormuş. 500. Yani. Ramazan-ı Muazzam'da 300'den ziyade Şaban-ı Muazzam'da 300'den ziyade Ramazan-ı Mübarek'te 1000'e çıkar. En az bu. Cuma gecelerinde 1000'lere, Leyla-i Kadir'de 30.000'e çıkar. Leyla-i Kadir'de gelecek inşallah yaşarsan. Allah dedin en az ne kadar? 150.000.
En az ha. Size bir şey söyleyeyim, şimdiden söyleyeyim. Bir gece var ki Kadir gecesi bile ona yetişemez. Kadir gecesi bile ona yetişemez. Sevap cihetiyle Kadir gecesine yetişilemez. Ama bir gece var ki o beş gece, beş tanenin içinde. Kadir gecesi onun sıfatına yetişemez. Hadi bakalım Mehmet'im neydi? Berat. Peki ne özelliği var? Bir senelik mukadderat-ı beşeri yazılıyor o gece. Bir sene hayatın o gece kaydediliyor. O cihette ben hastayım o gece. Bir de garanti yap. He? Garanti yani şüphe yok. Şüphe yok. Hem de garanti. Ne kesindir o gece. Mukadderat-ı beşerin programı firistesi yazılıyor. Çekirdek o akşam. Bir seneye kadar. Ben denedim ama hani Allah affetsin beni. Yalan lafzı kafirdir. O gece nafile kaldım. Cüzümü okudum. Daha bir şey uğraşmam. İnan o sene ben nafile hastalığı başladı bende. Acayip. Ve kaptım o nafileyi. Nafileleri teşvik için söylüyorum. Bırakamıyorum. Oldu vacip gibi. Acayip hastalık oldu. Sakın yapmayın sizde de. Ben de bu oldu. Ha? Ya. Mesela inan Kur'an okudum. Vallahi o sene hep Kur'an'la geçti. Ha bırakamıyorum. Aa öyle diyor Mehmet, ne diyor benim sesim? Her sabah değil mi? Saat rahat 1-2 saat Kur'an'ımda geçer. Mutlaka 2 saat günde. Öyle kemkimli değil, böyle okuyarak. Çok da seviyorum. Bak o berat gecesi yaparsa tak tak. Samimi ol. Şifre. Bu pek çok uhrevi faydaları kazandıran ticaret uhrevinin bir kutsi pazarıymış. Allah böyle bir pazar yapmış. Olur mu ya? Sana ne? Alan ortağı mısın? Bir tane söyledi daha bu solumda oturuyor. Hocam dedi ya, Nurcu olmadığına göre hoca diyor. Hocam dedi ya, bir gecede bu olur mu dedi ya. Ne olmaz, ne olur mu ya dedi ya, bir gecede dedi adam şey yapmayacak. Dua ederim. Ya Rabbi, bu gecenin nöbetine öyle dua et. Allah'ın bu istisna, bu istemiyor. Olur mu hocam dedi ya, ne yapıyorsun oğlum dedi ya, ben elimi kaldırdım dedi ya. İstemiyordun. Ya ben ağlamak için sordum dedi ya. Ha öyle sor dedi. Sen Allah'ın ortağı mısın? Affediyorum diyor. Bir itirazım var mı? Dedim. Yok dedi. Tamam. Bu gece affediyorum diyor. Sana ne? Bana ortağı mısın? Allah mal benim diyor. Affediyorum diyor. Sen ne diyorsun? O nasıl affediyor? Sana ne? O zaman ne denilir? Sen niye affetmesin canım? Sana adaletle muamele etsin. Allah. Biz adaletle istemiyoruz. Rahmet de istiyoruz. Rahmet ya. Bu pek çok uhrevi faydeleri kazandıran ticaret uhreviyenin bir kutsi pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için muntaz bir meşerdir. Muntaz. İstisna. Bu anası bu gece. Bu gece onun için dershanelerde sabahlıyoruz. Şimdi bu geceyi anlattım. Bir daha anlatayım. Regaib ne demek? Dağ düşünün. Tepe iniyor. Allah Resulü dağ tırmanmadan terakkiyatının mukaddemesi regaib gecesi olmuş. Birikiminin velayetine dönüşme gecesi. Velayetiyle gitti, risaletiyle döndü. Velayetiyle yani ilminin, faziletinin, kemalatının velayetine dönüşme gecesi. Tepeye çık, miraç, kemalatının son mertebesi. Sonsuz mertebede yani terakkisinin en zirvesi o gece olmuş. Cismen ve ruhen olmuş. İçeriğini bilmiyoruz. Evet, şu anlar sayfa 6. 6 ismi azamın 6 nüktelerinin Allahu Ehad'e dair 7. nükte azamdır.
Allahu ehad. Ha. Evet. Çok niye bir, söylemiyorsunuz? Çok beşik safari alayım mı? Ha abi? Çok beşik safari alayım mı? Yok yok. Bu kadar. Ha. Tencere getirin. Ferdun, hayun, kayyumun, hakemun, abdun, hakemun, kudursun. Altı tane. Bir sırayla sayalım lemalarda. Kudüs. Hakem. Ha? Hakem. Sonra? Hakem. Sonra? Ferd. Sonra? Hay. Sonra? Koy tencereyi karıştır. Hepsinin cemi Allahu ehad. Allahu ehad. Görüyor musunuz? Aha burada bak. Bismi. Bismi subhane. Bismi. Yok. Bismi nesta'in. Onun yardımı ile, ismiyle başlarım. Ve bihi nesta'in. Ve bihi nesta'in. Onun ismiyle, yardımıyla başlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alemennehu la ilahe illallah. Ayetinin bir muhteşem nüktesiyle meşhur bir Kasem-i Nebevi'nin işaretiyle ve ilhamiyle hissettiğim gayet güzel ve çok şirin ve nihayet derecede latif üç meyve-i tevhid ve üç muktazisi ve üç hüccetine dair bir nüktedir. Nükte ne demek abi? Ne demektir? İnce derin mana. Ha? İnce derin mana. Ve üç hüccetine dair üç nüktedir. Bir nüktedir. Ha? Dair bir nüktedir. Nükte direkt tasdike bakıyor diyebilir miyiz? Vallahi bir şey desem, yani şu anda söylediğim fikir olur. Araştırmamış. Ama bir şeyler söylemek gerekiyorsa hakikatına bakıştır. Suretten hakikate bakış. Hakikat yönü. Yani sureti, kanuniyet, hakikati, mahiyetin içindeki, evet, hakikatına bakış yeri nüktesi. Nükte yani. Tamam. Mesela şimdi acayip bir şey yani, bunu ilk defa duyacağımız bir şey. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yemin ettiği vakit, çok önemli. Allah Resulü yemin ettiği zaman en çok istimal ve tekrar ile her zaman ferman ettiği vellezi nefsu Muhammedin biyedihi, nefsim yedi kudretinde olan zata yemin ederim, hep böyle dermiş. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'ın yet elinde olan, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim. Yani benim hayatım onun elinde. Böyle yemin edermiş. Niye yaparmış bu yemini? وَالَّذ۪ي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَد۪ي Kasemidir. Böyle kasem edermiş. Şimdi ona giriyor. Allah Resulü Suat, bu Suat. Yemin edermiş abi. Nefsim yedi kudretinde, yedi kudretin elinde olan Allah'a yemin ederim. Muhammed'in nefsini. Evet, Muhammed'in nefsi elinde olan. Vellezi nefsu Muhammedin. Muhammedin yedi. Kasemidir. Ve bu kasem gösteriyor ki, bu yemin, şecere-i kainatın en geniş dairesi ve en muntahası ve nihayeti ve teferruatı dahi zat-ı vahidi ehadin kudretiyle ve iradesiyledir. Bu yeminle Peygamber aleyhissalatü vesselam hudut çiziyor. Her şey onun elinde. Yani şecere-i hilkatin, Allah'ın dışında yaratılan her şeyin en geniş dairesinden, en sonundan, en nihayetinden, en başından, en teferruatına kadar Allah'ın kudreti ve iradesindedir. Bunu söylüyor birincisi. Allah'ındır. Mülk Allah'ındır. Her şey Allah'ındır.
Çünkü mahlukatın en muntahap, yani mahlukat içince en çok, en seçilen muntahap ve en müstesnası olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nefsi. Mahlukatta bu seçilmiş. Ya. Mahlukatın en şey. Evet. Çünkü diyor, mahlukatın en muntahap ve en müstesnası olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsi kendi kendine malik olmazsa, öksürüğüme hakim değil. Neyim hakim hocam? Celaleddin kardeşim. He? Bir şeyine hakim olabilir misin? Olamaz. Nabzına hakim olamazsın ya. Tansiyonuna hakim misin? Belki doktor hakim olur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam seçilmiş. Kainatın, şecir-i hilkatın başı, sonu, Allah'a muhatabın, nefsime malik değilim. E sen ben kimiz ki? Ben neyime hakimim? Şu, bana söyler misin? Şu anda neye hakimim ben? Bak bak, şu anda sen dersin diyorsun. He? Nereye hakimsin Serdar? Şu anda neyine hakimsin? Kanına mı hakimsin? Tansiyonuna mı hakimsin? He? Neyine hakimsin? Kalbine mi hakimsin? Yıldızların dönüşüne mi hakimsin? Neyine hakim? Hiçbir şeye hakim değiliz be kardeşim. Alaaddin kardeşim, abim benim. Neyine hakimsin? Zaten iyi ki bize bırakmamış aslında. He? İyi ki bize bırakmamış. Vallahi. Tabii ya. Ali Rıza, anlıyor musun abim? Neyine hakimsin? Bir tane söyler misin bana? O abi sinir sistemine hakimi. Hiçbir şeye hakim değiliz. Ha. Kendi nefsine malik olmazsa bu peygamber, efalinde serbest bulunmasa, ben istediğimi yaparım. Yapamazsın. Mülkunun. Bir şartta yaparsın. Allah'a ibadet yapılmayabilir. Bir şartta. Bir, Allah'ın sana ne verdiyse bırakacaksın. Allah'ın mülkü olmayan yere gideceksin. O zaman olur. Ayet diyor değil mi? He? Ayet diyor. Ayette diyor böyle. He? Öyle bir ayet. Bak. Allah'ın olmayan bir memlekete geçeceksin. Allah sana verdiği her şeyi bırakarak. Soru mantıksız abi. İyi ki yok öyle bir adam. Ya. İyi ki de bırakmıyor. Oh. O zaman itaat edeceksin. Bak şimdi. Ne diyor biliyor musun? Kendi kendine bu malik olmazsa ve efalinde serbest bulunmasa, yani istediğim yaşarım diyemezse, bu harekatı başka bir ihtiyara bağlı ise, yani davranışları, hareketi bir formülle, bir programa göre gidiyor. Niye kalktın? Namaz var diyor. Niye yemek yemiyorsun diyor. Oruç var diyor. Niye ona şey yapmıyorsun? Hakkı değil diyor. Bak, bir her hareketin ve soru cevabı var. Bir daha. Yemek yemiyor. Niye yemiyorsun, içmiyorsun? Oruçtur, orucum diyor cevap. Niye inip kalkıyorsun? Namaz kılıyorum. Niye bu saatte kalktın diyor. Namazım var diyor. Niye onu aç almıyorsun? Haramdır diyor. Niye kafasına vurmuyorsun? Haramdır diyor. Yani hayatına, her efaline soru sorun. Her fiiline soru sorun. Ne diyor? Diyor ki, efalinde serbest olmadığını göreceksiniz. Peki bugün sorayım. Kılmadığın namaz var mı bugün? Sabah da dahil. Yok. Bitti. Elhamdülillah. Şükürler sana kırdı. Neye kılıyorsun? Allah dediğin. Serbest değilsin. Niye? Mal senin değil. Allah'ın verdiğini bırakarak Allah'ın olmadığı memlekete giderek itaat etmeyebilirsin. Allah'ın verdiği ruhu, Allah'ın verdiği aklı, Allah'ın verdiği bedeni, hayatı, her şeyi bırak, onundur. Bir de Allah'ın olmadığı memlekete git. He? Kardeş, yaptığımız hayata, fiiliyata soru sorun. Niye yaptın? Verdiğiniz cevap
dindir. Aldı mı nefeste sorusu olacak mı? Olacak. Öyle diyor mu peygamberimiz? Evet. Nefesini nerede harcadın? Nereden kazandın, nereye harcadın? Öyle mi abi? Evet. Nefesinden sorusu olacak. Peki, tuvalet adabı bütün ibadetlerin temeli olduğunu biliyoruz değil mi? Tuvalet adabı abdestin temelidir. Abdest ibadetlerin temeli. Öyle mi? Kabir azabı ne ile başlıyormuş? Sebebi neymiş kabir azabının? Tuvalet adabıdır. Değil mi? Tuvalete nasıl gireceğini sen belirleyemezsin. İstibra nasıl yapacağını belirleyemezsin. Sana Ramazan geliyor. Ramazan'da o fiskeli tuvalet var ya. Hani açıyorsun da pşşş atıyor. Ona çok dikkat edeceksin Ramazan'da. Makattan girer o su. Ona dikkat edeceksin. Nefes almayacaksın, kendini sıkacaksın. Ne anlatıyorsun ya bu derste bunları? Hayatın en temellerindendir. Nefes almıyorsun ve sıkıyorsun kendini. Makat yukarı çıkılıyor, kapanıyor makat, su girmiyor. Bak bunu din söylüyor. Niçin bunları anlatıyorum biliyor musun? Tuvalet adabını din hükmetmiş. Nefesinden hesaba soracak, nereye taraftan olduğunu din söylemeyecek sana. Hesapta sormayacak. Kimin yanındasınız, kimi onaylıyorsunuz hesabı olmayacak. Ya bu insanlara bak diyor, hayret ediyorum diyor. Din bizden yana yazar ha. Ya bu referandumu diyor, dine soktular diyor ya. İman küfürmüş sanki. Kıçında böyle yapmış. Beyefendi Hazretleri, din olduğuna delilim. Ahirette hesabı ve bedeli olan dünyada hepsi dindir. Bir daha, ahirette hesabı ve bedeli olan dünyada dindir. Ahirette hesabı ve bedeli değilse dünyadaki o işin din değildir. Doğru. Ya وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Değil taraftan olanı, meyledeni Allah cehennemle tehdit ediyor. Kime? Zalime sakın meyletmeyin. Din değilmiş ha? Tamam. Görürsün din mi değil mi? Kefene girdiğin zaman. Tuvalete girmek dindir. Din hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. İhya-i dini de olur. Bu milletin ihyası. Din hayatı yorumlama. Kuralı yaşamaktır. Hayatın bütünüdür. Ha? Dini şey zannetmiş, namaz niyet. Nefsin idi kudretinde olan Allah'a yemin ederim, efalinde serbest değil. Resulullah serbest değil. Sen nasıl serbestsin? Onun için söyledim. Referanduma nasıl serbestsin? O Resulullah değildir, referanduma serbest değilim diyor. Hareketi, tercihleri başka bir ihtiyara bağlı ise peygamber... Elbette hiçbir şey, hiçbir iş, şer, hiçbir hal, hiçbir keyfiyet, cüz'i olsun, külli olsun, o muhit iktidarın, o şamil ihtiyarın, daire-i tasarrufunun haricinde olamaz. Anladık mı? Elhamdülillah. Beni şüpheden, tereddütten, acabalardan, keşkelerden kurtaran nedir? Dine temessük etmek, dine sarılmak. Din dedi bitti. Şüpheden kurtarıyoruz. Böyle dendi. Bitti. Yap rahat. İtaat et. Rahat et. Mesuliyetten çıkarmış. Ne kadar güzel değil mi? Peygamber kendi faaline. Niye abi oraya girdin? Tuvaletten söyledim. Hayattaki ciddi bir sebebiyet, mesuliyet getiren bu tercih meselesi. Referandum. Resulullah kendi nefsine malik değilse, kendi fiilini kendisi şekillendirmezse, harekatında başkasına bağlı ise, sen ben kimiz? Dine bakarak yapacaksın. Sana hocam, biz Allah-u Teala'nın iradesi var biliyoruz. Burada harekatı başka bir ihtiyara bağlı hissediyor. Buradaki irade ve ihtiyar farkını nasıl anlayalım? Bak şimdi, Allah razı olsun. Temeli bilelim de temeli gidelim. Bunu bulamazsınız pek şu anda söylediğim gibi. Beni senelerce meşgul etti. Ne olur itimat edin. Ben kafasızlığımdan zaten de millet biliyor ama beni meşgul etmiş. Ne? Ulan ikisi de aynı. İhtiyar, irade. Niye Allah ihtiyar vermiş, irade vermiş? Ya bir tane yeter de. İrade verse ihtiyara gerek yok. İhtiyar varsa iradeye gerek yok.
Okay. Senelerce inanın bana. Çözemedim kardeş. En son şuna vardı. Günahlarımızın sebebi ihtiyarımız da oluyor. Ulvi işlerin, ibadetlerin, ulvi işlerimizin tercihi de irade yapıyor. Günahımız irade değil, ihtiyarımız da yapıyoruz. Elestu bi rabbikum kalu bela ihtiyar değildir, iradeyle olur. Çünkü irade mazi ve müstakbeli cem edip halde tercih eder. İhtiyar ise ne? İhtiyar ise öndeki, hazırdaki, bu mu şu mu, o mu bu mu? Günahlarımızın tercihini yapan ihtiyardır. Namazımızı kılan ihtiyar değil, iradedir. Burada nasıl anlayacağız? Şimdi Allah ihtiyarı onun eline şey hiçbir idi. İhtiyar aklidir. Din de akla hitap ediyor. Eğer irade denseydi ihtiyarın elinden alınır, aklı geçmiş vicdanla hareket ediyor. Aklı mesela burada diyor ki, nerede diyor cüz'ü olsun. Ha, şamil ihtiyarın dayı tasarrufunun haricinde olamaz. İhtiyar aklidir. İrade vicdanidir. Din de akla, ilk akla hitap ediyor. Aklı olmayanın dini yoktur. Yani aklını elinden almıyor. Akla hitap ediyor ihtiyarla. Aklını, yani ihtiyarını onaylıyor. Size şöyle bir de şey yapayım. Dün söyledim ama burada yeri midir? Yeridir herhalde. Şimdi bir şey anlatacağım arkadaşlar. Çok ilginçtir. Yeni duymuş olabilirsiniz. Bu bilimde tespit edilen 1,5-2 senelik tespittir. İlmi. İlginç. Ama gizli olur. Adamı yatırdılar. Beynine cihaz taktılar. 3 tane devletin yaptığını ben okudum. Bana gönderdiler. Metinlerini Türkçe'ye çevirttirdim. Amerika'daki bir kardeş Türkçe'ye çevirerek bana gönderdi. Abi bu işte meraklısın. Fransa'dan da yaptırdım. İngiltere'de de yapılmış. En son Almanya'da yapılmış. Cihaz takmışlar adama. Adama dediler ki biz sana emredeceğiz. Sen aynısını yapacaksın. Tamam. Dediler ki elini sağa yatır. Hop yatırdı. Sola yatır. Böyle yapıyormuş. Diyor ki elini sağa yatır dediğimiz anda elini yatırıyor. Tam yarım saniye sonra beyindeki cihaz ele diyor ki sağa yatır elini. Yapıldıktan sonra beyin komut veriyormuş. Şimdiye kadar biz öğrendiğimiz, tıpta da iki doktor var. Sizin anlayışınıza ters gelebilir. Çünkü sebep sonuca çok şaptığımız için, kesinle inandığımız için aşmamız çok zor. Bir daha sağa yatır elini dendiği zaman beyindeki o cihaz komut veriyor ele. Tam yarım saniye yattıktan sonra, yarım saniye sonra yatır. Yani el yatmış, beynin haberi yok. Beyin yarım saniye sonra komut veriyor. Adamın sesini alıyor, değerlendiriyor, yatır diyor. Oysa el yatmış. Biz şöyle biliyorduk şimdiye kadar. Beyin komut verir, yarım saniye sonra el yatar. Öyle öğrendik değil mi abi? Zaferim. Şimdiye kadar öyle. Bak bir şey anlatacağım şimdi. Benim acayip dünyam değişti. Bak nereye gideceğim. Allah Allah. Abi ne oldu bu kadar? Dinle. Şimdi el yatıyor. Beyin komut veriyor. Yattıktan sonra hala haberi yok. Yatır. Sonra daha acayibimize geçin. Elini kaldırma. Veya yapma. Olumsuzluklar ise tam tersine oluyor. Beyinle komut veriliyor, ondan sonra el yapmıyor. Yapmalar önce oluyor. Beyinden önce yapmalar, yapmamalar, olumsuz şeylerde ilk önce beyin, ondan sonra ele komut veriyor. Yapma, kaldırma. Yapma, namaz kılma. Şimdi diyor ki bilim adamları, beyin ele hükmetmeden önce bu el gidiyorsa
Ben dedim ki sağa yatır. Peki o zaman bu elin yatmasına komut veren beyin 5 saniye sonra ise o zaman bunun yatmasına komut veren beyinden önce kim bu? Bu kim? Ve dikkat edin. Fiiliyatta yapılan hareketlerde beyinden önce komutu ruha, beyinden önce ruha kader ediyor. Bu benim. Yapmamalar, olumsuzluklar ihtiyarla olduğu için beyinden sonra el hareket etmiyor. Yani günahları ihtiyarımızla biz tercih ediyoruz. İbadetleri Allah ruhumuza, çünkü kader tek çalışır Müslümana. Kafirin kaderi yoktur. Müslümanın kaderi var. Allah'a olmayanın kaderi yoktur. Kadere inancı Müslümanlara rahmettir. Buhran ve bunalım yeisten kurtarmak içindir. Men amele bil kader emine minel keder. Kader iman eden kederden emin olur. Emin olsun diye, rahatlasın diye Allah emniyetçi bobu koydu. Kafirle alakası yoktur. Yok, kader var mı hocam? Sana yok kardeş, kader yok. Çok dedim, kader yoktur. Bir amel diyorlar, Müslümanlara ait o. Seninle alakası yok. Sana yok. Aynen. Çünkü iman etse Allah'a olmayan kaderi mi o? Ha? Kaderi yok. Kader, 5 tane iman esasını hazmeden kişinin kendisini Allah ile ve kainatla yorumlamasıdır. Onun için 6. sıradadır. Kendini yorumlamaktır. Tamam mı? Şimdi olumsuzluklar beyin komut veriyormuş. Oluyor. Müsbet şeyler ise beyden önce oluyormuş. Kader tek yönlü çalışır. Müsbet çalışıyor. Mesela güneşin doğması kader. Ama adam 5'i kabul ediyor, 1 tane kabul etmiyor. Kaderi... 5'e 1 demek ki olsun canım değil mi? Kaderi kabul etmiyor Takozovic. Bir kaderi kabul etmiyorum canım 5 tane. Aynısını söylediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Gulyayel kafirine niye geldi? Dedi ki vallahi ya Muhammed Allah'ını kabul ediyoruz. Ahiretini de kabul ediyoruz. Sen de her şeyini kabul ediyoruz. Sen de bir şey istiyoruz. 6'ını kabul ettik. 6'yı kabul ettik. Bak 6'yı. Hem de 5 lira. Yalnız bizim puta dokunma. Ne kadar harika değil mi ticaret? 6'ya 1. Allah da diyor ki sizin gibi kafirler. Anladık mı arkadaşlar? Ruhumuza oradan iradeye, oradan elimize hükmeden kaderimiz. Müsbet. Hayır isteyen. Hayrı isteyen rahmet ilahi, halk eden kudret-i Rabbaniye. Şerre meyleden ihtiyarımızdır. Yaratan kudrettir. Şarabı kaldırtan isteyen ihtiyarımız, halk eden Allah'ın kudreti. Kur'an'ı isteyen, rahmet ilahi halk eden kudret-i Rabbaniye, dışırla sahip çıkan biz olduğumuz için sevap alırız. Dışır şu. Baş harflerin kodlaması. Dışır. Dua ile. Sonra iyi. Yok. Dua ile. İman ile, şuur ile, rıza ile, o fiille sahip çıkıyoruz, ben yaptım diye gibi namaz sevabını alıyoruz. Dişir, dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile, o fiille sahip çıkıyoruz. Kodlayasınız diye, ezberleyesiniz diye dişir kalsın. Bu dişiri bulan senin biraderindir ha. Dedim ya bir kod tarifleri yapın abi dedi, dişir iyidir dedi. Tamam. Aklı devre dışı yapmamak için ihtiyar kullanmış. Cüzi olsun, külli olsun, o muhit iktidarın, o şamil ihtiyarın daire-i tasarrufunun haricinde olamaz. Nefes almak Allah'ın eli. Gidim astım hastalarına sorun. Sorun, sorun. Öksürüğüne hakim olamayan Hasan'a sorun. İhtiyar, güç kimin eli? Vallahi sensin Allah. Göz kapaklarınızı tutun. Ya onun elinde. Cüz'ü olsun her şey onun elinde. Cüz'ü dediğin şey Allah lazım. Bak
bu elini kaldırmak için. Felç olan adama söyleyin hadi kaldırır. Basit geliyor ha böyle derse geldiniz oturdunuz. Allah lazım bu iş için. Bak kafanı böyle sağladın. Allah lazım o iş için. Felçli adama sorun. Ha? Doktorum çok hastanede görmüştür felç. Hadi kaldır ayağını. Onun içindedir. Öyle dedi bana benden aşağı felçli olan. Sen ayağının farkında değilsin. Evet bu çok manidar Kasım-ı Muhammed'in aleyhissalatü vesselam vellezi nefsu Muhammed'in biyedihi. Nedir? Nefsim Muhammed'in nefsi yedi kudretinin elinde olan Allah'ın kudretinin elinde olan Allah'a yemin ederim ki Kasım-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam ifade ettiği gayet muazzam ve muhit bir tevhid-i rububiyettir. Yani Allah'ın tasarrufatını bize gösteriyor o yeminde. Zerreden şemse kadar Allah'ın rububiyetinde. Ya Allah'ın rububiyetinin hakim olduğunu gösteriyor. Neyle hakimsin ki? Bak bugün bir kişi gide gitti değil mi? Öyle tanıdığım birisi vardı. Ve sen de. Ya. Çok derse davet ettim. Zamanım yok derdi. Matbaa, hocam çok matbaa şey var dedi. Ya zamanım yok ya. İnşallah elim boşa çıktığı zaman dedi. Şey yapacağım dedi. İştirak edeceğim. Babasının evinde ders oluyor dedi. Ahmet'in abisi mi şu? Evet. Zamanı yokmuş da. Şimdi bol bol zamanı var. Bol. Zamanı yaratana, zamanı sana verene zamanın yok. Celaleddin kardeş niye şaşırdın öyle? Katıldın mı bugün cenazeye? Katılmadın. Emine İnanç Camisi'ndeydin. Zamanın var mı abi derslere gelmeye? Var. Zamanı verene zamanın olsun ha. Sana zamanı verene zamanım yok diyor. Şimdi kıyamete kadar ezeli ve ebedi matbaa basabiliriz. Ona da kimse zaman ayırmaz o zaman. Ayırmadılar zaten. Kardeş, aslı vazifeni yap, diğer mubahtır. Aslı vazifeni yap. Bak Allah, niye bunlara giriyorsun? Hayattaki karşılıkları olmayan benim bir dersim yok. İlle fiile göstereceğim. Referandumdan söyledim. Bak bugün vefat edeni bundan söyledim. Allah Resulü ne diyor? Bu... وَالَّذ۪ي نَفْسُ Muhammed'in بِيَد۪يهِ Yani Muhammed'in nefsi yedi kudretinde, kudretin elinde olan Allah'a yemin ederim ki dediği zaman senin benim nefsim neyin elindeki? O zaman zamanı verene zamanım yok deme. Namazın da olacak, davana da ayıracaksın. Hasan abi. Bu şunu da söyleyeyim, alacağım sorunu. Bir doktor var, tanıdığım doktor, diş doktor. Niye kapattın dedim ya? Abi dedi, yazanı ya, para haddi belli değil, özel yazanı ya. Abi kapattım devlet memurluğuna geçtim. Niye geçtin? Herkes bunu arıyor. Abi dersi gelemiyor, kitap okumuyor, okuyamıyor. Özel hayatım yok dedi ya, ben para kazanmaya gelmedim ki dedi ya. Yazanıyı kapattı. Bak böyle adam da var. Bak bir tane de saf var bizde burada saf. Kafayı yemiş, kafayı bozmuş. Kalkate kafayı vurmuş. Doktor, doktorluk yapmış. Doktorluk yapıyor. Bırakmış, istifa etmiş. Ha burada bakımlık yapıyor. Kafayı yemiş. Eksik. Herkesin gaye hayali olan bir şey. Adam ne yapıyor? Ya. O da bir tercih. Sana bunlara ihtiyacımız var. Ya. Ya bu bari. Sen mesleğini bırakıp da bizim yanımızda ne için var? Sen de görevini bırakıp bize abilik yapıyorsun, bize hizmet ediyorsun şu an. Ne demek istiyorsun? Doktor mu? Hayır abi, doktorun bile, bak bizim doktora ihtiyacımız var. Doktor olarak değil, vakıf olarak ihtiyacımız var. Manevi ve maddi yapacak inşallah. Onu maneviyatla da donatıldığı zaman onu maddi doktorunu da vereceğiz. Ha, maneviyatla da donatıp bedeni sırf tamir etmeyecek artık onu vazife verdiğimiz zaman. Vazifesi gelecek, hadi bakalım.
bedenin arkası olan ruha da hikmet, ruha da hakim ol. Tedavi ederken maddi ve manevi tedavi edeceksin. Öyle reçete yazacaksın. Bunun aklı gittin, şey vermeyeceksin. Antibiyotik bilmem vermeyeceksin. Ona maneviyat da vereceksin. O yetiş, git. İmanlı doktor başka oluyor. O bambaşka. Bak yanımızda doktorlar var. Bunlar başka başka tabii. Biz de dua ediyoruz bunlara. Peki, Allah Resulü ne dedi bunda? Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki demekle her şey kainatta Allah'ın rububiyetinin elindedir. Ve bu tevhidin ispatına dair yüz belki bin bahir burhanlar sirac-ı nur olan Risale-i Nur'da beyan edildiğinden bu hakikat-ı aliyenin tafsirat ve ispatını ona havale ederek bu ikinci şuada Hasan abi. Söyle ha, özür dilerim seni. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den. Bizim gibi ihtiyarımızla biz şerre merci oluyoruz ya. Ama ondan hiç südur etmemiş. Onun ihtiyarı tamamıyla Allah'ın elinde. Allah'ın eli ya. Vallahi öyle. Hiç şer südur etmemiş ya. Bizden südur ediyor. Ya nasıl bir şey değil mi ya? Aa, bak o çocuğun da şey yok ha. Hiç bak görün maşallah. Bak hem nur var, hem nuraniyet var, hem beyazlık var. Bak günah olmadığı için. Ama bir tane de farzı yok. Hasan hocam, sahabeler sizin sözlerinizi ve yaptıklarınızı kaydedelim, gelecek nesillere aktaralım mı diye izin istediklerinde bu ağızdan asla yanlış bir şey çıkmaz. Yazabilirsiniz, kaydedebilirsiniz demiş. Asla yanlış bir şey çıkmaz. Bu böyle bir şey olur mu ya beşer için? Olmaz. İşte aynen. Kendi elinde değil, Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğunu tasdikliyor. Yani hiç hata çıkmaz. Peki böyle bir şey olur mu beşer? Olmaz. Var, olmaz kardeşim. Var bunda, o zaman peygamberdir. Başka olamaz. Ya ne insan ya? Hiç hata nasıl yok? İnanılmaz. Mükemmel ya, Allah seçmiş ya. Allah'ımıza ya. Şimdi ben şey yapacağım. Buradan hastalıkla şey yapacağım. Nerede bu hastalık? Şu. Kaçıncı? Şuradan geçeyim. Sayfa 8. Bu makam münasebetiyle hatıra gelen bir salavatın bir nüktesini beyan ediyor. Şöyle ki namaz tesbihatının ahirinde Şafilerde gayet müstamel ve meşhur bir salavat olan Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed biadadi külli daim ve devaim ve barik ve selim aleyhim ve aleyhim kesiran kesiranin bizim tesbihat var ya orada emniyeti yüzündendir ki insanın bak çok acayip bir yer ha bunu okuyacağım keseceğim. Doktoruma da bakıyorum. İnsanın hikmeti hilkati, yani yaratılmasındaki hikmet ve bir de sırrı camiyeti var. Niçin insan nihayetsiz sistemlerle donatılmış? Her ne istiyorsa sonsuz istiyor. Evet istiyor, sonsuz istiyor, sonsuz mal istiyor. Yani cennet bile tatmin etmiyor. Bana seni gerek seni diyor. Bir, İnsanın hikmeti, hilkati, yaratılmasının hikmeti, bir de insanın bu, niye bu camiyeti var, sır. Camiyeti ise her zaman, her dakika Halik'ına iltica, yalvarmak, bak, her zaman, her dakika Halik'ına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükür etmek olduğundan insanı dergâh-ı ilahiyeye kamçı vurup sevk eden en keskin ve müessir say hastalıklar olduğu gibi. Bak insanı en çok adam eden, acizliğini hissettiren hastalıktır. İnsanın en zayıf damarı para damarıdır. Şöhret damarıdır, enaniyet damarıdır. Doğru mu? Yanlış. İnsanın en zayıf damarı nedir?
Hastalık. Hastalık damarıdır. Hatırlayan var mı yerini? Hadi bakalım. İnsanın en zayıf damar hastalık damarıdır. Kısım mı? Emirdağ'da da sayılır. Emirdağ. Peki yeri söyle. Ya iyi peki. Hafızanızda kalsın diye sayfayı söylemiyorum. Abi sen de bilmiyorsun da ondan. Var hafızamda var. Ama kalsın diye kafanızda. Hadi bakalım insanın en zayıf damarı hastalık damarı. Ya hastalık adamı adam ediyor ya. Acayip birisi vardı bizim köyde. Ya demiş onu çağırın bir gelsin. Gittim. Dedi ki ya dedi seni çok aleyhinde bulundum. Çok kırdım seni toplumda dedi ya. Hakkını helal et dedi ya. Hayırdır dedim ya kafana bir şey mi düştü? Kafayı biliyor çeviriyor. Görmüyor musun hastalık düştü kafama. Nasıl yumuşadı? Nasıl yumuşadı? El fren çek takos koy. İnsanın en zayıf damarı hastalık damarıdır. Hastalık derken doktorlar araç değil ha. Kalp, Türkiye Kalp bilmem neyi başkanı ve Dünya Kalp Günü'nde kalbinden ölmüş. Değil mi doktorum? Geçenlerde. Türkiye Kalp bilmem ne cemiyetinin başkanı ve Türkiye'nin en büyük kalp uzmanı kalbiyle ölmüş kalp gününde. Vay be demek ki doktorlar da ölüyor. Şaşırıyorum ha. Bak insanın her zaman her dakika Halik'ına iltica, yalvarmak, hamd ve şükür etmek olduğundan İnsanı dergâh-ı ilahiye kamçı vurup sevk eden en keskin ve müessir sahip hastalık olduğu gibi hastalıktır. İnsanı kemal-i şevk ile şükre sevk eden, bak kalktığı zaman elhamdülillah, şükür, böyle ta kemiklerinden beri şükre sevk eden ve tam manasıyla Allah'ın nimetlerine karşı minnettar edip hamd ettiren tatlı nimetler ise başta şifalar, iki devalar, üç afiyetler olduğundan bu salavat-ı şerife gayet müşerref ve manidar olmuştur. Yani ben bazen biyadadi külli da'in ve deva'in dedikçe küre-i arzı bir hastane suretinde. Doktorum görüyor musun bu anlayışa bak hele ya. Tefekküre bak. Küre-i arz var ya dünyanın yüzünü. Hastane olarak görüyormuş ustam. Küre-i arzı bir hastane suretinde. Mesela şöyle düşün. Diyalize giren var mı aramızda? Elhamdülillah. Kimse yok. Otomatik olarak diyalizdesiniz. Onun için diyalize girmiyorsunuz. Bak hastane gördün mü? Oksijen tüpüne takılan var mı? Acilde olan var mı şu anda? Tüpte. Demek ki acil bakılıyorsunuz şu an. Onun için acilde değilsiniz. Ha, küre-i arz bunun için böyle hastane. Küre-i arzı bir hastane suretinde ve maddi ve manevi bütün dertlerin ve ihtiyaçların dermanlarını ihsan eden şafi hakikinin pek aşikar bir mevcudiyetini ve külli bir şefkatini ve kutsi ve geniş bir rahimiyetini hissediyorum. Allah nasıl iş yapıyor? Hayvanları, çocukları, ağaçları, yani kelebekleri, kuşları, otları hastalıktan koruyor. Hastalık indiği zaman nasıl meyveler dökülüyor? Bugün bir yerin ağrıdı mı Suat? Elhamdülillah. Oruç duydun ama bak ağrımadı. Gör ne kadar şifa değil mi? Oysa kaç tane organım var? Böbrek, dalak,
her şey. Ama bu rahimiyet. Ustad niye rahmaniyet demedi? Kafirde de var. Müslüman bunu tefekkür ettiği zaman rahimiyeti aktif oluyor. Rahim ismi. Kafirde rahim ismi aynadarlık yok. Rahmaniyet var. Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah ve Rahman var. Rahim iman edenlere var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu şifayı nasıl bağlayacağız Hasan abi? Herhalde geliyor. Bak şimdi. Mesela dalaletin gayet müthiş manevi elemini hisseden bir adama. Bak. Adam yeis, buhran, panik. Panik atak değil bu. Dalalet var ya dalalet, kimsesizlik. Ahiret yok. İran çıyanlara akrep olacak. Yeis. Dehşet ve vahşet. Hisseden bir adama iman ile hidayet ihsan etmek olsa ne olur? Eğer tevhid nazarıyla bakılırsa birden o cüzi ve fani ve aciz adam bütün kainatın haliki ve sultanı olan mabudunun muhatap bir abdi olmak. Ve o iman vasıtasıyla bir saadet ebediyi ve şahane ve çok geniş ve şaşalı bir mülkü baki ve baki bir dünyayı ihsan etmek ve onun gibi bütün müminleri dahi derecelerine göre o lütfa mazhar etmek olan bu ihsan-ı ekber yüzünde ve simasında bir zat-ı kerim ve muhsinin öyle bir hüsnü özellisi ve öyle bir cemali laezalisi görünür ki bir leması ile bütün ehli imanı kendine dost ve has kısmını da aşık yapıyor. Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa o cüz-i iman ya mutahakkim veya hutbin mütezileler gibi kendi nefsine veya bazı esbaba havale eder ki hakiki fiyatı ve bağısı cennet olan o rahmani pırlanta bir can parçasına inip aynadarlık ettiği kutsi cemalin lemasını kaybeder. Şimdi arkadaşlar, yani şeyde diyor değil mi, Miracın beş meyvesinden bir tanesi, diyor ki bir insan düşünün çölde, devesini kaybetmiş. Tamam. Bütün suyu, ekmeği devesindeymiş. Oradaymış. Sonra uyandığı zaman bir bakmış ki deve yok. Sağda arar, sol arar. Çöl abi, Mahmut abi. Gitmek gidemezsin, deve yok. Susadın, su yok. Suyun da deve değil. Aşk oldun, ekmek yok. Yani aylarca da mesafe var. Uyandığı zaman diyor Allah Resulü, arar, Allah! Her şey oradaydı. Deve gitmiş. Ne yapar insan? Çölde değil mi? At babalar bekliyor. Arar, arar, arar diyor. Artık bitap düşer, düşer bayılır. Uyandığı zaman devesini yanında görse ne kadar sevinir? Düşünebiliyor musunuz onu? Düşünemezsiniz ki sen de ben de. Yaşamadık ki. Şöyle diyeyim biraz. Kanser sarmış. Ondan sonra adam bütün ümidi kesilmiş. Kapıdan gece yarısı birisi girmiş. Hastanın odana. Aynen olmuş. Tamamen demiş ki sebap noktası, esbab noktasında bitmiş. Pankreas kanseri, kan kanseri, en çabuk olan herhalde bilmiyorum, bitmiş. Tamam. Ölümünü beklerken gece yarısı kapı açıldı odana. Birisi geldi. Selamünaleyküm, aleykümselam. Kimsin? Önemli değil benim kim oldu. Al sana bunu. İç. Hiçbir şey kalmaz. 20 dakika sonra kanı karışacak. Kanserden bir şey kalmayacak. Eşyanı topla da çıkarsın.
Tamam. Ne, nasıl karşılardın? Nasıl olsa ölçen içerim ya. Yani... Nasıl karşılardınız? İnanamaz herhalde insanlar. Tamam. Ama yok, adama benzemiyor. Adam da bir acayip yani. Nurani bir insan. Nuraniyeti var ya. Yani. Nuraniyeti var tabii. Sonra o suyu içtin. Gitti. 20 dakika sonra çıkarsın demişti. 20 dakika. Oo, her tarafın gözün açıldı. Allah Allah. Ayağa kalktı. 5 tane toplarken nöbetçi doktor geldi. Ne yapıyorsun beyefendi? Her şeyi soktu cihazları. Ağla, ben de hiçbir şey yok. Ne diyorsun ya? Ya her tarafını sarmış. Ne çıkarttın sen? Gidiyorsun sen. Evet gidiyorum ama başka yere. Dedi ki nasıl düzeldi? İstersen cihazı tak demiş. Röntgendir, bütün tahlilleri gece yapıyorlar. Doktor, hiçbir şey yok. O adam ne kadar sevinir? Koyun kenara. Devesi uyandığı o bayla adam Resulullah mı sahibi? Uyanmış. Bayla adam uyanmış. Ah! Devesi yanında. Ne kadar sevinir? Allah bundan 70 kat sevinir bir mümin kulunun tövbe edişinden. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tub aleyna ya tevabu ya hakimu tevbeten nesu aleyakum minellezine fealu fahişşeten ebzelam enfusikum zekelullah festağferu li zunubihim ve miyafku li zunubi illallah. Estağfurullah el azim el kerime lezi la ilahe illa hu el hayyul kayyum ve etubile subhanehu. Estağfurullah el azim el kerime lezi la ilahe illa hu el hayyul kayyum ve etubile subhanehu. Estağfurullah el azim el kerime lezi la ilahe illa hu el hayyul kayyum ve etubile subhanehu. Amin. Üç defa dedik, 11 defa oluyor en az. Allah bundan fazla sevinir. Haşa haşa, tövbe estağfurullah. Peygamber Allah adına demediği bir şey der mi? Hani dedi ya biraz önce, boğazdan yanlış bir şey çıkmamış. Böyle bir Allah'ım var. Tövbeye sarıl. Ha, şimdi iman da buna da benzemiyor. Şöyle misal verdim. İmansız iken, iman olunca kanser iken düzelmeye misal olmaz. Ama o onunla cevap misal verebildi. İyi ki Allah var. Allah çok hoşumuza gidiyor. Bazılar diyor ki ne diyorsun sen Allah hakkında ya? Ne bileyim ben meczupluğuma ver işte. Delilini bilsin. Allah'ı bir bilsin. İşte bu üç misale kıyasen daire-i kesretin mutahasındaki cüziyatın, cüziyat-ı ahvalinde, telit noktasında cemal-i ilahinin ve kemal-i rabbaninin binler envağı ve yüz bin çeşitleri onlarda temerküz ettiğin, temerküz cihetinde görünür, anlaşılır, bilinir, tahakkuku sabit olur. Yani üç tane şey ama biz şey yapmadık. Bir tanesi şifa. Bir tanesi neydi? Rızık. Ötekisi nedir? Hidayet. Hidayet. Üç tane şey direkt Allah'ın elindedir. Hidayet, şifa, rızık. Korkma Suat. Ölünceye kadar yaşayacaksın. Kesin. Rızk taatü Rabbani altındadır. Bizzat öyle demiş ya, büyük büyük alimin şeyinde yazıyor. Diyor ki çok hoşuma gitti. Allah yarınki ibadeti şimdi istiyor mu diyor. Bir yerde okudum ya. Birisi göndermişti. Çok hoşuma gitti. Allah selamet versin o zaten. Mısırlı bir alim. Diyor ki
Allah yarınki ibadeti şimdi istiyor mu diyor. Mehmet istemiyor. O zaman diyor, yarın sana vereceği rızkı şimdi niye istiyorsun diyor. Sen. Ne manidar değil mi? Anladın mı abi? Vesveselik hastalar da öyle. Tuvalete gidiyor, yarın geleceğini şimdiden bekliyor ki çıksın diye. Ulan şimdi, yarın işini çıkarsa yarın ne yapacaksın? Yarın başta kalacaksın. Bırak onun için çıkan çıksın, yarın da yarın gideriz. Tuvalete çok bekleyenler için duyurulur. Abi nerede konuşuyorsun bu devletler? Hayatın kendisi bu der. Tuvalete çok bekleyenler yarın, yarınkini bekliyor. Bizim Hüseyin dahi ne dedi? Ali Rıza. Şimdi bizim Hüseyin dahi var 70 küsur içinde. Ot çalmış ömrü. Namazı öğretiyor. Yanında. Amcan anlatıyor. Amcan yanında. Öğretmiş. Etteyatı okumuş. Elemi öğretmiş. Şimdi cumada. Dayı demiş. Ben biraz sesli okuyacağım. Senin yanında olacağım. Yanlışımı düzelt. Tamam mı? Namazda ha. Olmaz oğlum. Bunu okumana. Bunu aşağıda okursun. Yukarıda okursun. Ha. Böyle. İkisi de böyle. Namazdalar yani. Tamam. Şimdi delikanlı yukarıda namazda. Elamın yerine ettehiyatı okuyor. Ulan işi onu şey dedi. Ayakta bunu okudun. Git var mı? Sorarım sana. Yere inince ne okuyacaksın? Merak ediyorum. Namazda diyor. Ve bunu güldüler aynı anlatınca ben dedim ki ya Rabbi onların o halis ha samim ya mataklık falan değil ha sen öyle inanıyor. Yok bir şey ya. Saf ya. Dedim ya Rabbi benim namazımdan kabul et ya. Bunlar bizimle kabul et. Ben ömrümde birisine namaz öğrettim. Namaz kılıyor kanser. Bir de ilk defa ben ne kıldı ara tekerlekli arabada. Diyorum ki elhamdülillah bilmiyor. Subhanallah de bir, Subhanallah de iki. Hocam üç defa mı diyeceğim? Ben öyle diyor ha, Türkçe konuşuyoruz. Ben üç defa şöyle yap lan. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Üç defa. Tamam. Diyor ki bana bakıyor. Ne yapayım şimdi? Eğil dedim. Ha, eğil. Subhan, eğil. Ne yapayım şimdi? Böyle şunu yap, tamam onu yap. Böyle bir defa öğleyin namazının farzını kıldırdı. Abi ömrü CHP'nin peşini geçmişti. Yani. Allah kimse başına etsin. Allah yardım etsin. Yani o namazın nübetine de onu da affetsin. Peki burada bitiriyorum. Ama şuraya kadar okuyayım tamam. Bitireyim. Bir dakika. İyileşince bu, yaparım diyen pazarlık edenler de var demiştiniz. Evet. O kanser hastasına denk geldiğim şeyden. Boğaz köprüsünün altına ne diyorlar o yoğurt şeyimize? Kanlıca. Beylerbeyi'nin yanı Kanlıca. Orada bir kardeşimizi kaybeder. Ya abi dedi. Yok emsaldı. Hasan dedi ya. Eski de dershanede beraber kaldık. Benim kaybederim dedi ya. Kanser dedi. Mutayip. Gel dedi ya. Belki dedi sen tövbesine muvaffak olursun. Tövbe ettiremiyoruz dedi ya. Nasıl tövbe ettiremiyorsun? Tam bir fırsat adam. Hastalıkta öyle tövbe eder ki sana dahi etmiyor dedi. Ya deli misin nasıl etmiyor? Ya bir Allah aşkına bir gel dedi ya. Ben geleyim tamam hatırım var. Gittik neyse adam mutayit. Sen aleyküm selam yatıyor kanser. Dedim dahi dedim elini kaldır dedim bir tövbe yapalım. Ben tövbe yapmam dedi. Ne yapasın? Ben dedi kansere yatağa düştüm. Ben Allah'a dettirmem dedi. Ha, bu hale geldin tövbe ediyorsun. Ben diyorum. Tövbemi çapacaksa benim kanserim alsın, ayağa kaldırsın, iyi olduğum zaman edeceğim. Tövbesi de orada sen Allah ile pazarlık mı yapıyorsun lan? Kalk dedim lan eniştesine de. Kalk! Mendebur seni. Ben de kalktım. Ne oldu dedi. Allah burayı helak eder ya. Lut kavmi gibi. Hemen bu tür insanların yanında kaçın diyor. Umulur Allah onu helak eder. Komple geçirir o evi. Hemen kalk dedim çabuk. Allah ile pazarlığa yapayım. Böyle gitti. Dedim de almıştım.
Neler var? Ömrüm işte bunlarla geçiyor da yani. Yaptığım iş itibariyle her çeşidine denk geliyor. Her çeşit hayvanlara denk geliyor. Üç tane şey direkt Allah'ın elinde. Hidayet. Hidayet anlatayım size. Güneş haşa. Allah'a misal. Şualar hidayet. Camı açıp şua girerse de çiçek olursa o ışıklarla iman. Hidayet Allah canibinden geliyor. Perdeni açıp panjurunu açar, onaylarsan, ışık içeri girerse iman olur. Güneşin ışık gelmez, ziya gelir. Senin evin içine girdi mi ışık olur. Onun adı imandır. O ziya sende ortaya çıkan şekli imandır. Güneşten çıkan hidayettir. İman. Allah hidayetimizi arttırsın. Amin. Ha? İhdine sırat-ı müstakim bu. İmanımızı arttı demiyoruz. İhdine. Görüyor musunuz? İhdine sırat-ı müstakim. İhdine. Yani. Şimdi üç tane şey Allah'ın elinde. Hidayet. Onaylarsan iman olur. İki, rızık. Üç, şifa. Bu üç misali kıyasen daireyi kestiğin muntahasındaki cüziyatın cüziyat-ı ahvalinde tevhid noktasında cemal-i ilahinin ve kemal-i rabbani'nin binler envaı ve yüz bin çeşitleri onlarda temerküz cihetinde görünür, anlaşılır, bilinir, tahakkuku sabit olur. İşte tevhidin cemal ve kemal-i ilahinin kalbe görülmesi ruhen hissedilmesi içindir ki bütün evliya ve asya en tatlı zevklerini ve en şirin manevi rızıklarını kelime-i tevhid olan La ilahe illallah zikrinde ve tekrarında buluyorlar. Hem kelime-i tevhidde azamet-i kibriya ve celal-i subhani ve saltanat-ı mutlaka-i rububiyet-i samedaniye tahakkuk etmesi içindir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Buraya, burada bununla bir hatıra anlatacağım size. O bu metni okudum keseceğim. Bak kim, bakar mısınız oraya? Bu çok önemli. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Kim etmiş? Ha, bak ne demiş? Eftelü ma kultu enna ve nebiyyuna min kabli la ilahe illallah. Ne dedi? Peygamberimiz demiş ya bunu. Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri La ilahe illallah kelamıdır. Kim demiş bunu? Bir daha soruyorum, çok önemli. Eftelu ma kultu enna ve nebiyyuna min kabli La ilahe illallah. Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri La ilahe illallah kelamıdır. Kimin sözü bu? Peygamberimiz. Cumhuriyet Gazetesi Said Nursi peygamberlik iddia ediyor. İşte delilimiz diyor. Kim alacak o kitabı? Mümkün mü? Şualar 9 diyor. Bu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı siliyor. Said diyor ki Eftelu ma kultu enne ve nebiyyuna min kabli la ilahe illallah. Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade fazilet ve kıymetli sözleri la ilahe illallah kelamıdır diyor. Bak Said Nursi böyle peygamberlik gitti diyor. Celaleddin kardeş gördün mü abi? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmişi siliyor. Said Nursi diyor ki diyor. Ben ve benden evvel gelen peygamberlerin. Bak diyor peygamberlik gitti diyor. Rüştav dedi ki kitabı aldık dedi. Cağaloğlu'ndan Cumhuriyet Kasarı'da basılıyordu. Gittik dedi. Müdürle görüştürmüyorlar. Ne görüşüyor? Ya böyle bir, bugün dedi bir yalan yayınladınız bugün. Onu kitapta böyle olmadığını göstereceğiz. Cevap ne dedi biliyor musun? Koca yer midir? Beğenmedinizse gazetemizi okumazsınız. E ne diyeceksin buna? Dedi ki sizin gazetenizi okuyamadığım zaman hasta oluyorum dedi. Nasıl okumayayım? Ben bunun yalan makinesi olduğunu biliyordum ama gözümle göreyim diye geldim diyor. Bak görüyor musun? Ya. Peki, burada kesiyorum. Gecemiz tekrar mübarek olsun. Amin. Cenab-ı Hak affa vesile etsin inşallah. Allah'ın alemi İslam'ı, İttihad-ı İslam'la gözdürsün. İslam için, vatan için, din için, mukaddesat için, namus için
bayrak için, her türlü fazilet ve kemali, kemal değerler için mücadele ve mücahede eden mücahitlerimizi Allah iki cihanda aziz eylesin. Amin. Semavi arzafatlardan hepsi emin eylesin. Amin. Maddi ve manevi muvaffak eylesin. Amin. Ağlayan alemin ittihadi İslam'la güldürsün. Amin. Ya Rabbi, aklımıza marifet ola, kalbimize muhabbet ola, ruhumuza müşahedet ola, bedenimize ibadet ola, hayatımıza kıblet ola, ömrümüze bereketullah nasip eylesin. Amin. Ömrümüzün üzerinde hakları olan, hukuklarına tecavüz ettiğimiz, bilerek ve bilmeyerek kırdığımız, döktüğümüz kişileri de bu gece hürmetine ya Rabbi onları da affeyle. Usul ve furularımızdan, kabirde kimler geçmişse, ecdadımızdan, nesillerimizden, onların da mekanları cennet bahçesinde bir bahçe eylesin. Hizmet imaniye, Kur'aniye'de iştirak-ı amali uhreviye sırrına onu ve bizi de mazhar eylesin. Amin. Anne babalarımızı da af eylesin. Amin. Onların hakları yerine Cenab-ı Hak ihsan-ı şahanesinden, hazinesinden kendine yakışır gibi muamele etsin. Amin. Allah'ım, layık değiliz ama hizmet-i imaniye, Kur'aniye verdin, elimizden alma. Amin. Son nefesimizde ne kadar ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmette iştinab-ı keba ile devam etmeyi nasip eylesin. Talebi ulum unvanı ile şehit olarak girmeyi Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmet ve hatırına kabulü karine eylesin. Vahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tamam, selamun aleyküm.